Değerli hemşehrilerim, şu anda Reyhanlı'dayız. Sayın milletvekillerimiz ve Sayın İlçe Başkanımızla birlikte Reyhanlı Barajı'nın gövdesinin tam üstündeyiz. İncelemeye geldik, son durumu görmek için geldik buraya. Baktığımızda Reyhanlı Barajı'nın içerisinde bir miktar su var. Ama geri kalan kısmı ya tarım konusunda insanlar mısır ekmişler, bunun hasatını bekliyorlar. Ya da koyunlarımız, keçilerimizin otlandığı bir mekan olmuş. Hemen bitişiğindeki tarlalarımız bile şu anda bitti denilen ve 2 yıl önce açılışı yapılan Reyhanlı Barajı'ndan faydalanamıyor. Çünkü gövde dışında hiçbir şey bitmemiş ve insanlarımız, tarım sektöründeki çiftçilerimiz bu konuda gerçekten 2 yıl öncesine bitmesine rağmen bu barajdan faydalanamıyorlar. Ben tabii ki Hatay Belediye Başkanı olarak Hatay'daki İktidar Partisi'nin milletvekillerine ve il başkanına burada seslenmek istiyorum. Gerçekten de vergi verirken çok cömert olan Hatay halkına, özellikle çiftçisine bu konuda destek vermelerine ve bu barajın fonksiyonel hale getirilmesine ve barajdan su bekleyen çiftçimize destek vermesini bekliyoruz. Lütfen Hataylı çiftçinin bu feryadını duysunlar. Ve 21 yıllık iktidarın Hatay'daki temsilcileri bizim çiftçilerimize destek olsunlar diyorum. Biz de bir an önce Hatay Büyükşehir Belediye Başkanlığı olarak, milletvekilleri olarak bu barajın gerçekten de fonksiyon görmesi için de koyunların ve mısırın değil, tamamen gövdesinin en üst kısmına kadar suyun dolmasını bekliyoruz. Ve geri kalan kısmındaki bütün ulaşım tertibatının, boru sisteminin yapılarak çiftçimize sunulmasını bekliyoruz. Lütfen Hatay halkına bunu çok görmeyi diliyorum. Şu an 3 Ekim 2020'de şatafatlı bir şekilde açılan barajın ana gövdesinin sedesinin üzerindeyiz. Bizler barajın bitmediğini, bitirilmediğini, bu barajın derhal bitirilmesi gerektiğini, ovamızın çiftçilerinin bir an önce tarlalarının sulanmasını bekliyoruz. Defaatle meclisin kürsüsünde, televizyonlarda, sosyal medyalarda bunu gündeme getirmeye devam ediyoruz. Bugün de Hatay'ın medarı iftarı, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanımızla birlikte barajımızın ana gövdesi üzerindeyiz. Yanımızda Hatay'ın değerli milletvekili Sayın Güzel Mansur var, ilçe başkanımız Doktor Nihat Dağ var. Buradan bir daha sesleniyoruz. Barajın ana gövdesinin üzerinde bulunuyoruz, doğru. Bu barajın dolması için komşu vilayetimiz Kahramanmaraş'tan, Menzelet Barajı'ndan Tahtaköprü Barajı'na, oradan da dev kanallarla Karasu'dan barajın ana gövdesine akan suların bir an önce tamamlanmasını bekliyoruz. Ve bitti denilen bu barajın üzerinde iddia ediyoruz ki bu barajın içinde bir miktar su olmasına rağmen bu barajın suyundan bir çiftçi bir hat tarlasını sulamışsa biz gereken ne yapsa onu yapmaya hazırız diyorum. Buradan çiftçimizin adına, bölgemizin insanları adına bu barajın bir an önce bitirilmesi, akabinde toplaştırmanın ve basınçlı su sisteminin çalışmaların yapılması lazım. Bu çalışmalarla ilgili bir hareket görmüyoruz. Burada da yetkililerle görüşüyoruz ve bunun takipçisi olmaya devam edeceğiz. Temeli atıldığı zaman dediler ki 5-5-2015'te saat 15'te bu Reyhanlı Barajı'nın açılışını yapacağız. 2022'deyiz ama tüm Amik Ovası'nın çiftçisine buradan sesleniyorum. 1 metrekaresini Reyhanlı Barajı'ndan sulayan bir çiftçimiz var mı? Çiftçimiz biliyorsunuz elektrik faturasını ödeyemiyor. Bu barajın bitmesini bekliyor. Elektrik fiyatları son 1 yılda 3 kat arttı. Çifti zaten perişan halde. Cazibeyle pamuğunu sulamak istiyor. Cazibeyle mısırını sulamak istiyor. Ama ne yazık ki Reyhanlı Barajı gövdesi bitmiş olmasına rağmen sadece ama sadece diğer hatların ve diğer barajın suyun götürülmesi kanalların bitirilmediğinin dolayı çiftçi sulayamıyor. Burada iktidara sesleniyorum. Reyhanlı çiftçisinin lütfen sesine kulak verin ve bir an önce bu barajı bitirin. Teşekkür ederim. Kıymetli hemşerilerim, 2015 yılında bitirilmesi vaat edilen barajın şu an setinin üzerindeyiz. Gördüğünüz gibi arka taraf kupkuru. Bu
barajdan sadece göçmen kuşlar yararlanıyor. Haksızlık etmeyelim. Bir de şurada birkaç tane koyun keçi var, onlar faydalanıyor. Barajın hemen bu tarafında, setin hemen bu tarafında bir kuyu görüyorum. O kuyu 200 metreden su çıkarıp vatandaş tarlasını o şekilde suluyor. Ama gördüğünüz gibi 7 yıl önce bitirilmesi gereken baraj maalesef bu halde. Siyaset insanların somut sorunlarına somut öneriler getirme ve çözme gayretidir. Ben bu gayreti Reyhanlı'ya çok gören iktidara buradan seslenmek istiyorum. Lütfen artık vaat ettiğiniz barajı 7 yıl 8 yıl gecikmeli de olsa bitirin. Ondan sonra siyaset yapmaya devam edin. Teşekkür ederim.